yükselen ve çok kısa bir süre sonra iktidara geleceğine inandığımız İyi Parti'nin İstanbul gibi bir il başkanlığı binası kurşunlanıyor. Bunun karşısında siyaset diliyle siyaset iklimini, maalesef nefret söylemini bu noktalara getiren bir siyasi irade genel başkanımızdan özür beklediğini ifade ediyor. Bu olay aslında sadece İyi Parti'ye yapılmış bir saldırı değil. Karanlıkta kalmasıyla birlikte geçmiş dönemlerde buna benzer olaylarla karşılaşmış büyük milletimizin yakın gelecekte neyle karşı karşıya olduğunu da gösteren çok önemli bir ipucu olarak hepimizin karşısında duruyor. Onun için bu yapılan saldırı, olay ve ardından yapılan yetkililerin açıklamaları doğrultusunda bu hususları sizlerle paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Değerli vatandaşlarımız, şu fotoğrafa aracılığınızla göstermek istiyorum. Bakınız, burası İstanbul'da İyi Parti il binamızın olduğu nokta. Hemen karşısında da bir inşaat görüyorsunuz. Şimdi yetkili makamların bu olayın ardından yaptıkları soruşturma neticesinde kamuoyuna açıkladıkları husus şudur. Burada bir hırsızlık vakası oluyor akşam saatlerinde ve burada inşaatta görevli bir kişi bulundurma ruhsatlı tabancasıyla hırsızları burada kovalarken bizim binamıza iki kurşun isabet ediyor. Şimdi arada bir D100 karayolu var. Bakın görüyorsunuz kıymetli vatandaşlarımız. Hemen bunun iki tarafında da, yani hem parti binamızın olduğu kısımda hem de inşaatın olduğu bölümün hemen ön tarafında yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bir isnat duvarı var. Nasıl oluyor da burada bulunan bu hırsız kovalamaca esnasında bu kişi ateşlediği silahını buradan geçiyor, 160 metre mesafeyi geçerek binamızdaki, bakın sadece zemin kattaki hedefi gösteriyorum. Sayın Genel Başkanımızın fotoğrafının çok yakınında bir nokta. Buradan giriyor ve hızını alamayıp buradaki koltuğa saplanıyor bakın. Binanın içerisine giriyor, duvarın dibinde konuşlanmış koltuğa saplanıyor. Bir de üçüncü katta bir kurşun isabet ettiği görülmekte. Değerli arkadaşlar, geldiğimiz noktada çürüyen sistemin adalet mekanizmasını, ülkemizdeki asayiş algısını, milletimizi bir arada tutabilecek güvenlik mekanizmasının ne noktaya geldiğini gösteren çok önemli bir işarettir bu.